Bugün bir cihaz eklemek yerine nasıl hacklendiğini inceleyeceğiz. Elimizde hacklenmiş bir sisteme ait PCAP dosyası var. Bizden sistemlerine yapılan saldırıyı tespit etmemizi ve aynı yolu izleyerek bilgisayarlarına kurulan backdoor'u temizlememizi istiyorlar. Öncelikle PCAP dosyasını Wireshark kullanarak açıyoruz. Log içerisinde biraz gezinelim. FTP'ye gelen istekler sıra dışı duruyor. İncelemek için pakete sağ tıklayıp Follow TCP Stream diyoruz. Birisi Gene hesabına giriş yapmış. İstekler arasında 147 ile biten IP'den FTP protokolüne brute force saldırısı yapıldığını görüyoruz. İncelemeye devam ettiğimizde request kısmına dönen bir cevap gözümüze ilişiyor. Bu cevabı follow deyip takip ettiğimizde saldırganın FTP'ye giriş yaptıktan sonra store komutu kullanarak shell.php'yi var.vvv.html dizinine yüklemiş, change moderation ile tüm yetkileri vermiş. Ve daha sonrasında da yoğun bir TCP akışı görüyoruz. Akışı incelediğimizde saldırganın başarıyla shell aldığını ve hatta sistem üzerinde root yetkilerine eriştiğini, eriştikten sonra da kendisini kalıcı hale getirmek için bir rootkit yüklediğini görüyoruz. Ayrıca atılan shell'in ne olduğunu da FTP data protokolü yardımıyla öğrenebiliyoruz. Pentest Monkey'in PHP reverse shell'i kullanılmış. Şimdi ise saldırganın izlediği adımları uygulayıp sistemde root haklarına çıkalım. İlk olarak PCAP dosyasında gördüğümüz şifre ile Gene'nin FTP'sine bağlanmayı denedim. Fakat Gene şifreyi değiştirmiş. Bu yüzden Hydra kullanarak FTP protokolüne brute force denedim. Daha sonrasında saldırganın yaptığı gibi FTP'nin içerisine kendi payload'ımı yükledim, listener'ımı açtım ve web sitesindeki shell'imi ziyaret ettim. Python kullanarak shell'imi interaktif shell'e çevirdim. Gene her platformda farklı şifre koymayı seven birisi değil. Bu yüzden Gene'nin hesabına FTP şifresiyle giriş yapmayı denedim ve başarılı oldu. Gene'nin sudo komutuna herhangi bir kısıtlama olmadan erişebildiği için de sudo switch user komutunu kullanarak root hesabına rahatlıkla erişebildik. Root hesabına eriştikten sonra ise sistem üzerinde bizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Aslında bu videoda size bahsetmek istediğim asıl kısım, sizin zararsız olduğunu düşünüp hedef sistemlere yaptığınız izinsiz saldırılar her koşulda iz bırakıyor. Bu yüzden videolarda gördüğünüz, öğrendiğiniz bilgileri yalnızca sanal makinelerde veya izninizin olduğu sistemlerde deneyin. Yaptığınız eylem sanal olsa da işlediğiniz suç gerçek. İzlediğiniz için teşekkürler. Siber güvenlikle ilgili daha fazla videoya erişmek isterseniz kanalımı ziyaret edebilir, abone olup içeriklerimi destekleyebilirsiniz.